Çekilin. Durun uzaklaşın. Çetin nerede Çetin? Çekilin uzak durun. Çetin nerede? Çetin'i bulun bana. Hastaneye yetiştirelim. Çetin uçak. Çekip vurmuş işte. Çırçır'ın bahçesinde yakalamış, indirmiş Fekeli Ağa'yı. Ölmüş mü? Durumu nasıl? Ya Demir Yaman'ın bir şey yapacağı belliydi zaten. Ya bizde de kabahat var kardeşim. Tutacaktık Demir Bey'in kolundan, yapma diyecektik. Doğru söylüyorsun Tahir Usta. Allah Allah. Tahir Usta? Ne oldu? Demir Yaman ne yaptı da kolundan tutmamız lazımdı? Keşke bizden duymasaydınız hanıma. Tahir Usta, ne oldu? Demir Bey Fekeli Ağa'yı vurmuş. Ne? Ya önce Fikret yüzünden çarşıda kavga çıktı. Fekeli Ağa Demir Bey'e adam değilsin dedi. Demir Bey de sözünü geri al dedi. Alırsın, alman. Bunlar birbirlerine girdi. Fekeli Ağa bastı gitti. Demir Bey de arkasına atladı arabasına. Peşine düştü. Çırçır'da yakalamış, 3 el sıkmış. Durumu da bayağı ağırmış. Ne diyorsun sen? Tahir Usta ne diyorsun sen? Sabir mi? Demir geldi mi buraya ya da bir haber aldınız mı? Henüz gelmedi Züleyha Hanım. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Oldu. Çok kötü bir şey oldu. Buraya gelirse ya da haber alırsanız mutlaka beni arayın tamam mı? Ben konakta olacağım. Tabii de Züleyha Hanım iyi görünmüyorsunuz. Züleyha Hanım. Fekeli'nin durumu nasıl? Fekeli, iyi mi Fekeli? Fekeli mi? Ne oldu ki? Vurulmuş. Durumu ağırmış. Buraya getirmediler mi? Fekeli mi vurulmuş? Demek o yüzden Bahtiyar'ı apar topar alıp götürdüler. Bahtiyar'ı mı? Evet. Fikret'in dayısının oğlu var ya, bizde hastanede çalışan doktor. Çetin geldi, çok telaşlıydı. Bahtiyar'ı da alıp gitti. Demek ki tedavi etsin diye götürmüş. Ay Allah. Allah'ım ne olur öyle bir şey olmasın. Allah'ım. Züleyha kim vurmuş peki? Ne olmuş? Allah ne olur öyle bir şey olmasın. Gel, sakin ol. Gel. Geç otur Züleyha. Buyurun. Başhekim Ümit Kahraman. Ali Rahmet Bey'le görüşecektim. Ağam evde yok hekim hanım. Peki nerede olduğunu biliyor musunuz? Yok bilmiyorum. Lütfü abla burada. Çağırayım isterseniz. Yok tamam. Tamam çok teşekkürler. Evde tedavi etmiyorlar demek ki. Kim aradı Satı? Hastanenin başhekimi. Ağamı soruyor. Aa, neden aradı ki acaba? Ben bakarım. Demir'i vurduğundan emin misin? Bilmiyorum. Berber Tahir söyledi. Demir Yaman Fekeli'yi vurmuş dedi. Kendi gözleriyle görmemiş ama sonuçta. Çırçırda vurmuş. Çarşıda önce kavga etmişler. Fekeli sonra çekip gitmiş. Demir de peşinden gitmiş. Dur bakalım dur. Belki de yoktur öyle bir şey. Ya olmaz olur mu Ümit? Bir sürü insan karşı karşıya konuşuyorlar da hepsi toplanmış. Bak kahretsin. Bu Fikret'in yüzünden. Kavga Fikret'in yüzünden çıkmış zaten. Allah'ım yarabbim. Ne yapacağım Allah'ım? Demir neredesin Demir?
Arzu abla, bak hep çer çöp dolmuş ha ortalık. Yengem yok diye burayı aksatıyorsanız üzülürüm ha. Ya bir git işine Gafur, Allah'ını seviyorsan ya. Kesin senin başına güneş geçti ya. Ya kardeşim ne güneşi? Bütün Çukurova çarşı çalkım çalkım çalkalanıyor. Ya bunlar evvela ilk çarşıda meydan yok mu? Tahir'in dükkanı orada. Evvela birbirlerine giriyorlar. Demir Bey mi? Pekala. Tabii canım. Tekme tokat. Demir Bey mi biliyorsunuz? 1.90 boy kürek gibi el. Fekeli'ye bir çakıyor, Fekeli yerde. Ondan sonra gidiyor çırçıra, çekiyor tabancayı tak tak tak. Orada vuruyor. Vallahi biz bittik, ben sana diyeyim Fadik. Yani artık var ya biz işsiz güçsüz kalırız. Bittik yine bittik Raşit. Bey mapsa düşecek, Züleyha da çocukları alacak. Burayı komple satacak, gidecek. Fadik ne dedi dersiniz? Ya Fadik Allah aşkına ağzını hayrat. Abi. Ya Demir Bey Fekeli ağamı niye vursun ya? Biri mi yalan atmış, herkes de peşine takılmış işte. Bacım kim yalan edecek? Çarşıda olmuş olay. Tahir anlatıyor, bunlar diyor birbirine girdi tekme tokat. Selamet abi, görüyorum konuştuğunuzu. Ayıp değil mi? Hakikati bilmeden, önün arkasını bilmeden konuşmayın. Hadi lütfen herkes işine ya. Hadi, siz işinizin başına sürün, çabuk kapıya geçin. Ben de geliyorum. Allah kolay gelsin abiler. Sağ olasın. Ben gidiyorum. Ne yapacaksın? Nereye gideceksin peki? Gidiyorum Ümit, bilmiyorum. Demir'i arayacağım, bilmiyorum ne yapacağım. Tamam, bir haber alırsan bana da haber ver, ne olur. Tamam.